Şimdi bunların büyük bir çoğunluğu bizim oltalama saldırısı dediğimiz saldırılar. Bu saldırılar yeni değil. Çok uzun zamandan beri var. Aslına bakacak olursanız insanlık tarihi kadar eski. Her dönemde, her tarihte var. Önümüzdeki dönemlerde de, yıllarda da olacak. Ha şimdi sadece bilgisayar ortamına, internet ortamına taşındı. Hepsi bu kadar. Peki bunu şimdi hani kriminoloji bilimi açısından incelerseniz ne oluyor? Bir büyüğümüzün çok güzel bir benzetmesi ya da bir deyişi vardı bu konuda. Demişti ki tabahkarla sahtekar birbirini çok kolay bulur diye. Şimdi insanlar bedava, bedelini ödemeden, bir karşılık ödemeden yahut da çalışmadan herhangi bir mal ya da hizmeti almayı çok seviyor. Şimdi bu tamahkarlık diyebileceğimiz bir nokta. Aslında zafiyetiniz. İşte 3 liralık bir şey 50 kuruşa almak, 12 milyonluk bir cep telefonu, 12 bin liralık bir cep telefonunu işte 3 bin liraya almak yahut da normal koşullarda işte 3 bin, 4 bin liraya alabileceğiniz bir hizmeti 500 liraya alabilmek gibi. Bunlar tamah etmeden kaynaklanan insanın zafiyeti. Şimdi böyle bir zafiyetiniz varsa sahtekarlar da zaten bunu bekliyor. Ha, siz 12 bin liralık bir şey 3 bin liraya almaya çok meyilliyseniz, çok eğiliminiz varsa o zaman çok kolay. Ben size 3 bin liraya bunu alabileceğinizi söylersem hiç düşünmeden bu 3 bin lirayı ödersiniz. Ama karşına 12 bin liralık o malı size vermeyeyim, hayır vermem. Normal koşullarda ödemeyeceğiniz bu 3 bin lirayı ben böyle bir ortam yaratırsam kolaylıkla ödersiniz. İşte sahtekarlar da bu şekilde çıkıyor. Ha bu günümüzde oltalama saldırıları başladı ki hep var internet üzerinde. İşte size cep telefonunuza da geliyordur eminim. İnternetteki e-postalarınıza da geliyordur, oradaki posta kutularınıza. İşte benim şurada şu kadar bir param var. Babam öldü, o para bana kaldı ama ben veremiyorum. Bu parayı dağıtamıyorum. Siz bana 1.000 dolar gönderin. İşte ben şunu yapacağım gibilerinden. Yahut da korona günlerinde bunu nasıl yaparsınız? İşte bir aralar biliyorsunuz maske bulunmuyordu. Biz size ucuz maske verelim, işte siperlik verelim, 10 bin tanesini 50 liraya verelim ama önce şu parayı gönderin gibisinden. Bu şekilde insanları, tamahkar insanları avlamaya yönelik yöntemler bunların hepsi. Peki ne yapılacak? Çok basit. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Tamahkar olmayacaksınız. Herhangi bir mal ya da hizmeti bedelini ödeyerek almayı prensip haline getireceksiniz. Eğer böyle olursa herhangi bir sahtekarlık olayıyla karşı karşıya geldiğinizde bu tuzağa düşmezsiniz. Aksi takdirde tuzağa düşüyorsunuz. Ve bu tuzak çok değişik koşullarda, değişik biçimlerde oluşturuluyor ama ana fikir hep aynı, mimari hep aynı. Anlamanın birçok yolu var. Bir tanesi dediğiniz gibi absürt rakamlar olabilir. Şimdi kim bir düşünün soğukkanlıkla şöyle sakin bir şekilde. Kim 20 bin liralık bir malı size 3 bin liraya versin ya da neden versin? Bir kere buradan bir yakalamanız gerekiyor. İkincisi genellikle bu siteler belirgin yerlerde açılıyor. Ve açılırken birçok ülkeye karşı bu saldırı yapılacağından her ülkenin dilinde bir şeyler yazmak istiyorlar. İşte Google çevirileri vesaireleri kullanılıyor. Gelen mesajı okursanız Türkçe hatalarıyla dolu, gramer hatalarıyla dolu. Yani ilkokul 2'deki bir çocuğun dahi yapmayacağı hatalar. Bunlar oradan da anlayabilirsiniz ki bu aslında alelacele yapılmış bir çeviri. Kim bilir hangi sitenin orijinali nedir bunun. Oradan yakalayabilirsiniz. Artı e-postanızda gelecek olan bir takım içinde programlar olacaktır. İşte PDF uzantılı, şu uzantılı, bu uzantılı. Siz hiç fark etmeden gidip öyle bir şeye tıklamanız istenecektir. Gelen e-postada kimden geldiğini bilmediğiniz, e-postada herhangi bir uzantı varsa, herhangi bir tıklamanız istenen bir şey varsa mesela bunu yapmamanız gerekiyor. İşte tıkladığınızda hiçbir şey olmasa bilgisayarınız kolaylıkla ele geçebilir. Dolayısıyla bu tip bilmediğiniz, tanımadığınız kişilerden gelen mesajlarda genel güvenlik önlemlerini uygulamak gerekiyor. İnternette şöyle bir olay yaşadım. Ben 20 gün önce çok kendimi halsiz hissediyordum açıkçası. Hani koronavirüs kaptım falan düşünüyordum. O yüzden internet sitelerine girdiğimde orada şeyle karşılaştım. İşte koronavirüs testi ücretsiz olarak yapılacağını görmüştüm. Ondan sonra acaba tıkladığım vakitlerde işte tıkladıktan sonra yani girdim siteye. Tıkladıktan sonra da kendi hesaplarıma yani sosyal medya hesaplarıma girememeye başladım. Ondan sonra acaba bütün hesaplarım hacklenmişti yani kısacası. Ondan sonra acaba sonra işte bu sefer hani onları hackleyenler düşündüm ki banka hesabımı da hackleyebilirler. Ondan sonra düşündüm ki sosyal medya hesaplarımı ekleyen kişiler banka hesaplarımı da ekleyebildiklerini düşündüğüm için banka hesaplarımı kapatmaya karar verdim. Sonra ne diyeyim? Tamam. Peki siz endişe duydunuz mu? Ne hissettiniz? Çok endişelendim çünkü yani banka hesaplarımızda bir sürü paralar dönüyor. Sonuçta böyle benim de banka hesabım var. O yüzden yani korktuğum için hepsini kapatmak durumunda kaldım. Şu anda hiçbirini kullanmıyorum. Hepsini kapattırdım. Yani kısacası demem o ki hani ben merakımdan yapmıştım bu işi ama insanlar yapmasın istiyorum. Hani biraz bilinçli olsunlar. Hani ben bu konuda bilinçsizdim açıkçası. Hiçbir şekilde bilmiyordum. Çünkü kendi sağlığım açısından yaptırmak istedim virüsü testini.